Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 14-20 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili yengeçler yılın önemli bir haftasındayız güneş tutulması meydana gelecek hemen haftanın başında 14 Aralık'ta akşam 19-16'da yay burcunun 23 derecesinde güneş tutulması daha uzun vadeli büyük plandaki yeni gelişmeler başlangıçlar anlamında daha kadersel tesirleri de hayatımıza taşıyabilir tutulmanın detayları ile ilgili ayrıntılı bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağdacı YouTube kanalındaki güneş tutulması videomuzu izleyebilirsiniz. 6. evinizdeki tutulma günlük hayatınızın detaylarına dikkat çekiyor. Bu tabii ki hayatınızı iyileştirme, yaşam kalitenizi arttırma adına belki genel sağlığınız, alışkanlıklarınız, beslenmeniz, çalışma düzeninizde yeni bazı oluşumları gündeme getirebilir düzenlemeler yapabilirsiniz genel sağlığınız biraz daha mercek altında olabilir iş ve mesleki hayatınızda da yeni açılımların başlangıçların olmasını ya da çalışma şartlarınızda birlikte çalıştığınız kişilerle de ilgili olabilir bunlar yeni düzenlemelerin olmasını bu dönemde bekleyebiliriz bu hafta çok hızlı enerjiler var birçok gezegen burç değiştiriyor Bunlar hem kişisel hem toplumsal alanlarda önemli enerji değişimlerine yol açacak ee, Mars Koç Burcunda Güneşle ve Merkürle çok güçlü bir açıda bu haftanın genel enerjisini de arttırıyor. Daha girişken, daha sabırsız, daha cesur olabileceğimiz bir haftadayız ee, ve daha fevri de davranabiliriz tutulmanın etkileriyle, özellikle ilişkilerimizde belki kariyer konularında hevesli ve cesur girişimlerde bulunabiliriz. Ayın 15'inde ilişkilerden sorumlu gezegenimiz Venüs Yay burcuna geçecek. 8 Ocak'a kadar Venüs Yay burcunda kalacak. Şanslı bir gezegendir Venüs. Geçiş yaptığı alanlarda iyileşmeler getirir, hoş etkiler getirir. Demek ki Venüs sizin günlük hayatınız, iş ve çalışma koşullarınızı şöyle bir iyileştirecek. Hani hem çalışma arkadaşlarımızla biraz daha hoş ilişkiler kurabilirsiniz bu dönemde sorunları çözebilirsiniz hem de günlük hayatınızda keyif ve rahata yönelik konfora yönelik daha iyi e, olumlu etkiler altında olabilirsiniz e, bu dönem tabi bazı iş fırsatları da getirebilir size e, işle ilgili kurabileceğiniz bazı ilişkiler olabilir iş hayatınızda ya da çalışma ortamlarınızda kurabileceğiniz bazı romantik ilişkiler de olabilir bunu da işaret edebilir. Evet ayın 17'sinde Satürn Kova burcuna geçiyor. Artık Oğlak burcundan tamamen ayrılacak. 2023'ün Martına kadar Satürn Kova burcunda. Bu kuşkusuz özellikle toplumsal alanda çok önemli bir enerji değişimi. Jüpiter de ayın 19'unda Kova burcuna geçiyor. E, 2021'in aralığına kadar da Jüpiter Kova burcunda olacak. İki gezegen 21 Aralık'ta zaten büyük kavuşumu meydana getirecekler. Sizin sevgili yengeçler 8. evinizde hem Jüpiter hem Satürn hareket etmeye başlayacak. Bu bir anda tabii ki güçlü ve enerji değişimi yaratacak. Özellikle belki finans konuları ve parasal konularınızda önemli gelişmeler olabilir. Para kazanmaya başlayabilirsiniz. Belki bir işle ilgili bir gelişme olacak ve parasal konular devreye girecek. Kazançlarınızla ilgili belki bir iş kuracaksınız. Yatırımlarla ilgili bir mevzu gündeme gelecek. Belki işbirlikleri adına ya da Eşiniz, partneriniz, eşinizin parasal kaynakları, eşinizin yatırımları, eşinizle paylaştığınız kaynaklar, hisseli paralar ve benzeri konular. Bunlar daha uzun vadede bir tesirden bahsediyoruz. 2021 yılı boyunca aslında daha fazla gündeminizde olacak tesirler. Buralarda yeni yapılandırmalar olabilir, başlangıçlar olabilir. Jüpiter kısmetleri ve olanakları artırırken, Satürn daha uzun vadeli yapılar, daha güvenli adımlar ve sorumluluklar anlamında da sizi ee, bu konulara daha fazla yönlendirebilir sevgili yengeçler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.